Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammeden el-Emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil İman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hedana lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدْ اللهم صل على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Maide suresindeyiz. Surenin 101. ayetindeyiz. Estaizu billah. Maide suresi 101. ayet. Ayetle ilgili olarak en son yaptığımız meal dosyasına geçtik. Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş olanlar, la tes'elu an eşyâ'a, in tubde lekum tesu'kum. Açıklandığı takdirde size zarar verecek şeyler hakkında soru sormayın. Alternatif olarak da ey iman etmiş olanlar soru sormayın. Açıklandığı takdirde size zarar verecek bazı şeyler hakkında demişiz. Yavuz geçen hafta şey demişti, geçen derste, bu tesukum doğrudan zarar verme anlamında değil. Daha ziyade kötülük, kötü sonuç doğurma, kötülük etme gibi bir fiil, öyle diyemeyiz mi diye. Onu düşündüm, şöyle yazsak olabilir mi? Ey iman etmiş olanlar, açıklandığı takdirde sizin için kötü olacak bazı şeyler hakkında soru sormayın yahut ey iman etmiş olanlar açıklandığı takdirde açıklandığı takdirde size kötü olacak. Öyle denebilir mi? Açıklandığı takdirde size kötü olacak. Bazı şeyler hakkında soru sormayın. Sizin için kötü olacak. Bazı şeyler hakkında soru sormayın.
şöyle de diyebiliriz, biraz daha eli gevşek bir ifadeyle, ey iman etmiş olanlar, bu açıklandığı takdirde ifadesini, yani intub delakum şeklindeki koşuldan vazgeçtiğimizi bir an için düşünün. Açıklanması hakkınızda kötü olacak. Bazı şeyler hakkında soru sormayın. Ama ayette in tubde lekum tesukum açıklanacak olsa, hatta öyle desek daha da güzel olabilir belki. Bir de öyle deneyelim. O ini gösterelim iyice. Ey iman etmiş olanlar, açıklanacak olsa, yani açıklanmayacak da, açıklanacak olsa sizin için kötü olacak bazı şeyler hakkında soru sormayın. Mesela bu, ey iman etmiş olanlar, açıklanacak olsa sizin için kötü olacak bazı şeyler hakkında soru sormayın. Bunu da hakkında da yapabiliriz. Ey iman etmiş olanlar, açıklanacak olsa hakkınızda kötü olacak bazı şeyler hakkında soru sormayın. Yavuz, bunlardan hangisini yapalım? Senin kötüye ikna oldum ben. Çünkü Allah Azze ve Celle la yadurrukum men dalla izah tedeytum diyor. Yani zarar kavramını Kur'an'da kullanıyor. Biz burada zarara geçmektense böyle dememiz sanıyorum daha da anlamlı. Yani açıklansa size zarar verecek değil de, açıklanırsa sizin için kötü olacak, aleyhinizde olacak anlamında. Ha, aleyhinize. Yani maksadımız burada kelimenin kendisine dönmek. Şimdi bir önceki neydi? Zarar. Zarar nasıl türevi ise aleyhi de onun türevi. Yani kelimenin kendisine su'un. Arapçada su'un ne demek? Kötülük demek. Şimdi santralden koptuğumuzda kelimenin o an için anladığımızı ifade etmiş oluyoruz. Ama santrale ne kadar, yani kelimenin kendisine ne kadar bağlı kalmaya çalışırsak sanki daha fazla anlamı taşımaya çalışmış oluruz kaynak metinden. O yüzden su'un kelimesi ne demek? Kötülük demek. Kötülük de mi? Su kelimesine geldiğimizde aynı manayı verebileceğimiz gibi. Suizan mesela Türkçe'ye geçmiş haliyle ne demek? Kötü zan demek. Suistimal. Türkçe'ye bu su çok geçmiş. Kötü kullanım. Yakın, civarı. Haklısınız ama. Yani zarar da o kadar kötü değildi anlam olarak. Ama kelimenin kendisinden koptunuz uyarısı bana haklı geldi. Kelimenin kendisi su, yani Cenab-ı Hak başka yerde onu kullanabiliyor. Şu soru her zaman zihnimizde kalmalı. Yani biz civarda bir yere geçtiğimizde anlamın veya kelimenin Allah niye böyle ifade etmedi? Hani daha oturuyor diyoruz ya kendi içimizde. Bunun Arapçası da var Arapça aslında. Yani bu sizin aleyhinize olur gibi diyebilirdi rahatlıkla. Arapçada da bunun karşılığı var. Veya bu sizin zararınıza olur. O zarar kelimesi zaten Arapça bir kelime. Açıkçası aleyhinde kelimesi de Arapça bir kelime ve Kur'an'da sıkça var. Değil mi? Aleykum, aleyhi, la yadurrukum man dalla izah tedeytum. Zarar kavramı da var. Bunlar kullanılmamış. Su tercih edilmiş. O zaman Cenab-ı Hakk'ın bir kelimeyi kullanması son derece önemli olduğundan mümkünse onu ifade içerisinde barındırmaya çalışmak daha isabetli olur diye düşündüm ve geçen ders size
Yani öyle olmaz falan dedimse de o içime dert oldu. Şimdi bunlardan hangisini bak? Sana bir sürü kötüyle... Şimdi kötü, tesukluğun orada halin ne olur? Yani tesuk olacak derken biraz... Size kötülük edecek demek aslında. Kötülük verecek mi? Evet. Yani fiil üzerinden yapamayınca böyle denedim. Size kötülük edecek. Açıklanması, açıklandığı takdirde size kötülük edecek gibi bir ifade var aslında Arapçasında, fiil olarak kullanılmış. Fakat o bana biraz yani acayip geldi. Size kötülük verecek olabilir mi? Açıklanacak olsa size kötülük verecek. Bir defa Türkçe'de kötülük vermek diye bir şey yok. Size kötülüğe uğratacak. Kötülüğe uğratmak da o başka bir deyim. O deyim kötülüğe uğratmak sanki başka bir mana barındırıyor. Size kötülük edecek. Açıklanacak olsa size... Yani sizin için kötü olacakta da fiil var aslında. Olacak kelimesi fiil anlamında. Sizin için kötü olacak. Ne açıklanması? Fail yine açıklanmaya gidiyor. İşte yeni fiil, dokunmayı falan kullanmış oluyoruz. Zait kelimeler giriyor işin içerisine. Bunlar içerisinde bu koşullu olanı daha yine ayete uygun diye düşünüyorum. İn tubde lakum. Açıklanacak olsa, hatta orada lakum da var. Sizin için açıklanacak olsa tesukum. Sizin için, sizin içini biz buraya taşımız. İntub delakum, ayette bir intub delakum var. Tesukum. Sizin için açıklanacak olsa hakkınızda kötü olacak. O zaman sizin içini buraya alalım. Ey iman etmiş olanlar. Buraya hatta size açıklanacak olsa diyelim. Türkçe'de sizin için denmez. Size açıklanacak olsa sizin için kötü olacak, bazı şeyler hakkında soru sormayın diye bunu yeğliyorum. Şu diğerlerini ey iman etmiş olanlar, size açıklanacak olsa sizin için kötü olacak, bazı şeyler hakkında soru sormayın. Bu sizin için kısmına hakkınızda diyebiliriz belki. İn tubdelekum tesukum ve in tes'elu anha hine yunazzelul Kur'anu. Ve eğer Kur'an'ın ve eğer Kur'an'ın indirilmesi süresince sorarsanız hine yunazzelul Kur'an'ı sorarsanız tubdelekum, size açıklanır. Afallahu anha. Allah onları muaf tuttu. Vallahu gafurun halim. Nitekim Allah gafurdur. Halim'dir. Okuyayım meali. Ey iman etmiş olanlar, size açıklanacak olsa sizin için kötü olacak bazı şeyler hakkında soru sormayın. Ve eğer Kur'an'ın indirilmesi süresince sorarsanız size açıklanır. Allah onları muaf tuttu.
Nitekim Allah gafurdur, halimdir. Nedir bu konuda? Var mı başka bir mülahaza ayetle ilgili? Hocam, hakkında bir de soru kullanmak ya, onlar ayette Arapçasına daha uygun, hakkı sahibine var mı, olması açısından yani soruyu kaldırabilir miyiz diye düşündüm. Hangisini? Hakkında da soru. Yani bazı şeylerden soruluyor. Ey iman etmiş olanlar, size açıklanacak olsa hakkınızda kötü olacak. Şurayı mı? Yok, orası diyor hocam, aşağısı. Orada bazı şeyler hakkında. Ha, bazı şeyleri sorma. Bazı şeylerden sormayın. O zaten en Türkçe'de ama hakkında anlamına şey diyor yani. Var orada. Den olursa anlam biraz daha anlaşılması zorlaşır yani. Bazı şeyleri sormayın denilebilir belki doğrudan iyi haliyle. Ama orada en olduğu sürece de hakkında daha doğru. Çünkü tümüyle sormuyorsunuz da bazı yönlerini soruyormuş gibisiniz. Anha, onun hakkında sorular üretiyorsunuz. Sormayın dediği yerde Cenab-ı Hakk'ın bir ayet dikkatimi çekti. Bakara suresi 108'de yapmışız öyle ki. Cenab-ı Hakk'ın en uriyetine en tesel ve rasulekum. Kemâ su'ile Musa min kabl. Sorgulamayın manası. Kemâ su'ile Musa, Musa'yı sorguladıklar gibi. Bu sorgulama babında... Sorgulama nereden çıktı? Yani tesel derken çokça soru sorarak... Yo, normal. Entum tes'elûne, siz soruyorsunuz. En tes'elû. Orada tabii. Bir sakındırma var. Yani normal soru sorma. Niye sakındırma var? Hayır, yani sorgulama değil. Şimdi se'ele fiili B harfi cerri ile kullanılıyorsa istemek anlamında. Se'ele se'ilun bi'azâbin vâkı. İlgili ayette mef'ul gözükmediği için B harfi cerri var mı yok mu göremiyoruz. Em turiduna en tes'alu rasulakum kema su'ila Musa min qabl. Dolayısıyla anlam B eğer mef'ul olsaydı görecektik B'nin varlığını. Siz de resulünüzden Musa'dan istendiği gibi şeyler isteyecek misiniz? Anlamında ise bu Musa'dan istendiği gibi işte biz şunu isteriz, bunu isteriz diye onu zorlayan ve her defasında mucize talebiyle öne çıkan, sonrasında da kendilerinde vefasızlıklar görülen bir süreci mi onlara hatırlatıyor? Yahut Hazreti Musa'ya işte malum قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ benzeri sorular. Rabbine dua et bize bu ineğin türünü, niceliğini, nasıl oluşunu falan diye sordukları sorular. كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ her ikisine de gidebilir ama çoğunlukla müfessirler bunu mucize talebi gibi istemek anlamında görüyorlar ama soru sormak yani anlamında da eğer bu galib Bakara'daki gibi olursa bu bizim konunun paralelinde olur o zaman. Bir sonraki ayette de bizim şu anda 102. ayette de soru sorar kafir olur manasında gelecek o sıradaki ayet. Hı-hı. Evet. Sormak. İyi. Evet. Sanki peygamber sesleme sıkıştırarak, bir şeyleri zorlayarak, hüküm belirtmesi açısından sorguya çekerek sorgulama yöntemiyle sormayı Cenab-ı Hak sanki yasaklıyormuş gibi izlemek. Ya öyle olsa öyle derdi Cenab-ı Hak yani. Onun fiili var ayrıca. Yani sorgulama ayrı bir Türkçe'de de nasıl farklıysa orada da farklı. Ama Kur'an-ı Kerim'de başka ayetler var. Onun hüküm verme sürecinde onu şaşırtmaya, onu saptırmaya çalışan kimselerin yaptıklarını anlatan ayetler. Yani sanki oradan çarşı uyandı da hocam. Sanki hüküm kaydırmak, işte istediği bir hüküm çıkarmak için beyan sayesinde zorlayıp. Ama bunu böyle tam da böyle dediğin şekilde açıkça ifade eden ayetler var. Yani seni inna arsalnaka bil hak inna anzalna ileyke el kitabe li tahkuma beyne en nasi bil hak ve la takun lil khainin khasima. Ayette sanıyorum lev yudilluk ve ma yudilluna illa enfusuhum. Seni şaşırtmaya,
dalalete sevk etmeyi çok istediler. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Seni sabitlemeseydik azıcık bir şey onlara kayacaktın diye. Yani tam bu tafsilatıyla anlatan, konuyu işleyen, onu hüküm vermek hususunda kendi lehlerine çekmeye çalışan girişimlerden Kur'an söz ediyor. Bu hususta yoğun baskı aldığından da ifade ediyor. Şimdi bunun sarahaten açıklandığı ayetler varken bu ayeti öyle anlamaya yorumla geçmek gerekmez. Allah Azze ve Celle yine aynı şeyi söyleyecek olsaydı yine öyle ifade ederdi. Burada ya soru sormak anlamında ya da bir şey istemek anlamında. Çünkü her ikisi de olabilir Arapçası itibariyle. Siz de Musa'dan istendiği gibi Resulullah'tan isteyecek misiniz? Ve bu böyle isteme süreçlerinde mucizeler ardı ardına ama bir imana dönüşmeyecek. Netice alınmayacak ki orada alınmadı örneğiyle. Yahut siz Musa'ya karşı onların soru sorarak oyalandıkları gibi siz de mi oyalanacaksınız biçiminde? Önceki bir kötü misali hatırlatıyor diye anlıyorum ayeti. Ki tefsirlerde de buna benzer yorumlar var. Hocam bir de şeyde Mücadele Suresi 12. ayette Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice konuşacağın zaman konuşmadan önce bir sadaka verin diye Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmeyi sor. فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَ. Sadakayla biraz engellenme, biraz daha... Evet bak bu mühim. Bu tam bu söylediğin hiç aklımıza gelmedi. Halbuki konuyla çok ilişkili bu ayet. Onu bulalım. Evet. Fakat dimu beyne, ha doğru yerini biliyorsun. Yerine gidelim o zaman. Nerede mücadele? Ben mi göremiyorum? Bir önceki sayfada şurada. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman etmiş olanlar, اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ. Resulle münacatta bulunacağınız zaman, münacat ne demek? Baş başa görüşme, birebir görüşme demek. فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَ. Necvanızın önüne, yani bu birebir konuşmanızın öncesinde bir sadaka verin. ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ. Bu sizin için daha hayırlı. وَأَطْهَرُ. Daha pak, daha arındırıcı. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا. Bulamazsanız, hani bütünüyle de sadakayı zorunlu olarak koymamış oraya. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا. Bulamazsanız. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. O zaman Allah gafur rahimdir. Fakirler demesin, parası olanlar soru soracak, sadaka vererek biz soramayacağız. Bulamayanları Cenab-ı Hak muaf tutuyor. Sonra da parası olanları da اَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ. Resul'le birebir görüşmelerinizin öncesinde sadaka vermekten imtina mı ettiniz? Ya bu güç mü geldi size? Bu bir sıkıntı mı doğurdu sizin açınızdan? فَاِنْ لَمْ تَفَعَلُوا. Eğer yapmazsanız وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ. Allah Azze ve Celle sizi bağışladı. فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Şu halde namazı ikame edin. وَاَتُوا الزَّكَاةَ. Zekatı verin. وَاَطِيعُوا اللّٰهَ. Ve Allah'a itaat edin. وَرَسُولَهُ. Ve elçisine itaat edin. وَاللّٰهُ. Nitekim Allah خَب۪يرٌ. Haberdardır. بِمَا تَعْمَلُونَ. Her ne yapıyorsanız. Dolayısıyla bu ayet tam da bizim konuda ayetimizde geçen Hazreti Resul'e gelen o yoğun soru akışına bir fren teşkil edecek bir tedbir olarak gözüküyor. Yani ben Resulullah'a bir şey soracağım ama Allah Azze ve Celle öncesinde sadaka vermemi emrediyor. Dolayısıyla sadakayı veriyorum, öyle soruyorum. Bu pek çok soruyu frenleyecektir. Öncesinde sadaka verdiğim için soruyu Allah'ın Resulüne sormadan çözümünü, cevabını belki başkaları üzerinden yahut doğrudan kitaptan veya sahadaki uygulamadan belki arayıp bulmaya kişiyi sevk edecektir. Pek çok soruyu Allah'ın Resulüne gelmeden çözüme kavuşturacak. Ama öyle anlaşılıyor ki ayet
tin ifadesinde sahada bu pek müşkil gelmiş onlara ve Allah Azze ve Celle yani bunu da epey bir gevşetmiş ayette, veremeyecekleri dahi olduğu halde vermeye soğuk davranan ya bunu kendileri için sıkıntılı bulan kimseleri de affettiğini ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ifade ediyor. İkinci ayette yani 13. ayette. Şimdi buna benzer bir sahne, yabancı bir kimse Allah'ın elçisine geldi. Hani hadiste geçiyor, hanginiz Muhammed diye girdi mescidin içerisine, kaba davranan, sesi çok gür çıkan bir adam. İnsanlar ya o hadisteydi ya başka bir hadiste, bir yabancı geldiği zaman etrafına toplanıyorduk. Onun o soru sorma hakkını kullanırken biz de istifade edelim. Bazıları da gelen yabancıya denk gelirlerse önden soru ısmarlayıp şunu sorar mısın diye. Bu Allah'ın elçisi önüne bu anlamda ciddi bir şey tedbir konduğu, insanların sıklıkla rastgele sorular sormaması için. Bunların hepsi den yola çıkarak anlıyorum ki neden bu dinde Kur'an ve sünnet temelinde pek çok şey flu bırakılabilmiş. Yani nasıl bırakılabilmiş? Bunu nasıl sormazlar? Bu nasıl doldurulmaz? Bu koca fıkhın içerisindeki bu detaylar nasıl Allah'ın elçisi zamanında o kişiler tarafından sorulup detaylandırılmamış dediğiniz yerde işte bu set ile karşılaşıyorsunuz. Soramıyorlardı. Yapabildiğin kadar yap. فَفَعَلُوا مِنْهُمْ اَسْتَطَعْتُمْ Ondan yapabildiğiniz kadarını yapın. Buraya soru şu, bu böyle detay. Bu iyice bir demek ki alışkanlığa dönüşmüş ki ilgili ayetler de bakın. Sadakayla vesaire. Hazreti Resulü bu anlamda o yoğun şey detay sorulardan muhafaza ediyor. Ve böylece Allah'ın Resulü irtihal etmiş, gitmiş. Yani kendisine senden sonra nasıl olacak sorusu dahi mesela cevaplandırılmadan, bu manada kendisinden alınmadan bu hayattan irtihal edip çekip gitmiş. Onlar şunu iyice öğrenmişler ki o bir şey lazımsa zaten söylenmesi bize zaten söylüyor. Evet. Eğer söylemiyorsa mevcut durumda zaten devam ediyoruz demektir. Eğer söylüyorsa adamı çağırıyor. Bu kıldığın namaz olmadı. Şöyle kıl. Şöyle dur. Şöyle şey yap diye. Yani o gerekli gördüğü yerde müdahale etmeden öyle bağışlayın sallam seyip kim nasıl yaparsa olur tarzında yaklaşmıyor. Ama detaylara da boğup yani ihtilaful mübah dediğimiz çeşitliliğin hep mübah olduğu alanları da belli bir seçeneğe indirgeyecek adımlarda bulunmuyor. Ama elzem olanları hatırlatmaktan da geri durmuyor. Bunu iyice öğrendiklerinden biz bunu nasıl yapacağız? Ya nasıl yap kolayına geliyorsa. Yani fakra'u mâ teyessere minel Kur'an diyor Cenab-ı Hak. Yani hangisi bizim mesela şu anda ilk iman edenlerin, Müslüman olanların en çok sordukları sorulardan biri birinci rekatta ne okuyacağım? Fatiha'dan sonra ilk rekatta ne okuyacağım? Ne diyeceğiz ona? Fakra'u mâ teyessere minel Kur'an. Ama adam soruyor hani birincinin yeri başkadır, ikincinin ayeti başkadır. Şimdi biz bunu bildiğimiz için ama o ilk adam ürkek ve yanlış yapmak da istemiyor. İlkinde hangi ayeti okuyacağım? Sabahın namazında birinci rekat, ikinci rekat. Ona ne deniyor, ne diyorlar insanlar? فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Eğer sahabi de algısı şu, eğer her bir rekata ayrı bir sure, ayet gerekli olsaydı, bunu zaten bize söylerdi. Okuyun dediğine göre geleni oku. Buradaki yaklaşım neyse ibadetlerin o detayda farklılaşabilecek muhtemel seçeneklerin hepsinin geçerli olacağını varsayarak, anlayarak onu bu detay sorulardan detaylı sorulara boğmaktan geri durmayı öğrenmişler. Dolayısıyla bunun hadiste de karşılığını görüyoruz yani. Etraftan insanlar hemen ona soru ısmarlayıp bu vesileyle soruları duyup cevapları duymayı arzuluyorlarmış. Bu manada bu 12. ve 13. ayet bizim okuduğumuz ayeti doğru anladığımıza kanımca iyi bir karine teşkil ediyor.
Yani Resul ile Necva ne demek? Baş başa adam sorusunu soracak. Buna, bunu frenleyecek, azaltacak tedbir Kur'an ayetleriyle niye nazil olur? Bu manada soruları Allah'ın elçisinden uzaklaştırmak için. Çünkü o zaten gerekli olanı tebliğ ediyor. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ O bunun cimrisi değil. Yani ancak hani diyor ya, ağacın alttan vurursan ancak mahsulünü döken cinsten adamlar varmış ya, soru sorarsan irde. Öyle değil. O zaten vazifesi bu olduğu için bunu anlatmaktan, açıklamaktan geri durma diye bir şey yok. O hem tebliğ ediyor hem şahsında yaşayıp bunu örnekliyor. Dolayısıyla ekstra gelen detay sorular mübah olan çeşitlilik alanını daraltmaya matuf olduğu için çoğu zaman Allah Azze ve Celle de Allah'ın Resulü etrafına bu manada onu koruyan bir şey gelmiş. İşte bu iki ayet koca 4-5 satırlık ayetler bu konuyu işliyor. Dönüyorum tekrardan. Bu ayeti hatırlatmanız güzel oldu. Muhtemelen Kur'an'da belki bazı başka ayetler de vardır. Yine bu konunun mecrasında. Ey iman etmiş olanlar, size açıklanacak olsa sizin için kötü olacak bazı şeyler hakkında soru sormayın. Ve eğer Kur'an'ın indirilmesi süresince sorarsanız size açıklanır. Allah onları muaf tuttu. Nitekim Allah gafurdur, halimdir. Başka mülahaza? Yani hine kelimesiyle o süre boyunca sürekli sorarsanız gibi anlaşılıyor. Yani süresinde veya sürecinde mi? Süreç. İndirilmesi sürecinde. Süresinde olur mu? Peki. Yani o ayrımı ben göremiyorum. Süresinde. İndirilmesi? Sürecinde. İndirilmesi sürecinde. Süresinde de deseniz. Süresinde de olabilir. Süresince deyince sanki o süre boyunca gibi. Hineye bakabiliriz Kur'an-ı Kerim'de. Başka nerelerde var? Hine, el-an gibi. Değil yani, o kadar öyle değil. Hine kaç tane varmış? 29 tane hine varmış. Eğer doğru bulduysa ve meta'un ila hin, bir vakte kadar, meta bu kullanımında noktasal bir zaman ifade ediyor. Bu bizim okuduğumuz ayet. İza hadara ahadakumul mautu hinel vasiyye, birinize ölüm geldiğinde vasiyet esnasında ithnani de va'addim minkum, vasiyetin yapılacağı süreyi, vasiyet esnasını anlatıyor. حين الوصية ومتاع إلى حين, bu çok var. ومتاعناهم إلى حين ألا حين يستغشون ثيابهم, elbiselerini başlarına çektiklerinde, kendilerini sakladıklarında, elbette Allah onların gizlilerini de aşikar yaptıklarını da biliyor. Sonra onu bir vakte kadar hapsetmeyi gerekli gördüler. Yusuf suresinde 35. ayet. İbrahim suresinde tu'ti ukulaha kulla hinin, her dönem, burada dönem anlamında, her dönem mahsulünü veren o ağaçtan Allah Azze ve Celle söz ediyor. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha ve lekum fiha cemalun hine turihuna ve hine tesrahun, gidip yola koyulduğunuzda sizin için onlarda, o bineklerde cemal vardır diyor Allah Azze ve Celle. Yine ve meta'an ila hin, لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ح۪ينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ, kafirler ateşi yüzlerinden savamayacakları zamanı, o anı, o vakti bir bilseler, dediği yerde hina kullanılmış. وَمَتَاعٌ اِلَى ح۪ينَ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى ح۪ينَ ذَرْهُمْ ف۪ي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى ح۪ينَ. Bunların hepsi hatta ile ح۪ينَ, bir vakte kadar, bir sürenin sonuna kadar. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ح۪ينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, azabı gördükleri vakit, gördüklerinde ifadesi. اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ, sen kalktığında seni gören Allah.
وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ حَلَى ح۪ينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا Halkının gaflette olduğu bir vakit şehre girdi Hz. Musa ile ilgili. حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ Akşamladığınızda ve sabahlarınızda. سُبْحَانَ اللّٰهِ Yasin suresi yine مَتَاعًا اِلَى ح۪ينَ مَتَاعًا اِلَى ح۪ينَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى ح۪ينَ Bir vakte kadar onlardan uzak dur. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ بَعْدَ حِينَ مَنْ هِبْسِ يَتَوَفَّ الْاَنْفِسَ حِينَ مَوْتِهَا Ölümü esnasında, azabı gördüğünde bir vakte kadar, kalktığında Rabbini tesbih et. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا Zamandan bir dilim, önceki insanın başından geçen ve alınır bir şey olmadığı dönemler dediği yerde de Cenab-ı Hak hini kullanmış. Dolayısıyla sürecinde belki biraz iddialı olur. Süresinde diyelim. İndirilmesi süresinde sorarsanız size açıklanır. Allah onları muaf tuttu. Başka bir mülahaza? Peki, Maide suresi. Bir de bu ayette El-Kur'an kelimesi geçiyor. Yani Kur'an'da kaç tane Kur'an bu ismiyle geçer? Çok sayıda değil. Bunlardan bir tanesi de bu ayette geçiyor. Dilerseniz bakalım. Öyle mi? El-Kur'anu. Haklısın Mehmet abi. Bakın bunların hepsinde El-Kur'anu geçiyor. Ve toplamda 50 taneymiş. Başka dikkat çeken bir mülahaza ayette. Evet. Peki Maide suresi. Okunan anlamda değil mi hocam bu? Okunan Kur'an. El-Kur'an, okunan. Yani kelimenin kökü itibariyle okunan, okunan şey, kıraat olunan anlamında tabii. Ama Kur'an'a isim olarak seçilmiş o kökten. Tabii çok da manidar bir isim. Okunmasını teşvik eden, ismini buradan seçtiğine göre Cenab-ı Hak. Peki ayeti alıyorum buradan. İngilizcesini yapalım. Hocam Kur'an-ı Kerim ismini... Mehmet abi korktum birden ya. Başka bir yerden de sohbete başladılar gibi geldi bana. Evet. Kur'an, niye biz hep Kur'an diyoruz? Oysa Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın başka isimleri de vardır. Zikirde çok geçiyor Kur'an'la ilgili. Ama yaygın olarak Kur'an, yani Kur'an'da da yaygın olarak Cenab-ı Hak bunu kullanıyor. Kitabullah denilebilir demek mesela. Yani Kur'an özellikle bu ismi seçilmiş olması. Yani işte demin Necat abi de yani onu hani okunmak kökünden olması, onun kıraat edilmesi gerektiği, öyle okunmadan, uzak durularak, ilgilenilmeden Cenab-ı Hak diyor, اِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرْآنَهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Onun Kur'an'ı bizim üzerimizedir. اِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ Hem onu cem etmek ve onun Kur'an'ı bizim üzerimizedir dedikten sonra فَاِذَا قَرَأْنَاهُ Biz onu okuduğumuzda فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ Sen onun okunuşunu izle. Mırıldanma gerisin geri böyle arkadan arkadan. Dolayısıyla ayetin okunduğu veya ayetin geçtiği bu üç ayet içerisinde Kur'an kelimesi aynı fiil köklü kelime olarak üç kez tekrarlanıyor. Okunmak, okunmasını takip et, onun okutulması, okunacak şey olarak toplanması, derlenmesi dediği yerde hep bu kökten vurgu yapmış Cenab-ı Hak. Ve ismini buradan almış. Bir şey
ismini eylem, yani fiil köklü bir yerden alıyorsa, o fiille ne kadar bağlı olduğu, o fiille ne kadar ilişkili olduğunu gösterir. Hocam benim için de geçerli mi? Kutlaysa Kur'an'a, mutlattadır Kur'an'a. Birisi okuduğunda bizde... Ona Cenab-ı Hak وَاِذَا قُرِعَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا diyor zaten. Yani orada istemi'u ve ansitu diyor, burada da ittebi'u diyor yani. Okunduğunda onu izleyin. Hem yani tilavetini hem ayetlerin yüklediği sorumlulukları. Tilavette de aynı şey var. O da Kur'an'da. Kur'an tilaveti, kitabın tilaveti. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ Tilavet de kullanılıyor yanı sıra. Kıraatın yanına. Yanı sıra, o da izlemek demek, iz takip etmek demek. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Evet, izlemek demek. Hocam bu ayette bize de biraz bir uyarı var mı? Çok sık soru sormamak yani konusunda. Yani uyarı ayetin girişinde bize de var ama ayetin ortası özellikle bir gruba ikinci kez uyarı da yapıyor. Yani Kur'an'ın nüzuluna tanık olan taife iki kez uyarılmış gözüküyor ayette. Biz ise ayetin girişinde o uyarıyı alıyoruz. Onların durumu daha tehlikeli. Resulullah'ı bu manada sıkıştırmaları. Çünkü bugün herhangi bir hoca efendiyi sıkıştırıp diyelim o konuda bir detay şey yapsanız bile bu sonuçta ondan sadır olan onun görüşüdür. Ümmeti bağlayacak bir şey değildir. Dolayısıyla yani hiçbir kimsenin bu anlamda resmi bir pozisyonu olmadığına göre Allah'ın elçisi sonrası bugünkü bu anlamda soru sorup cevap almalar o kadar tehlikeli değil. Ama yine bundan da yasaklanmış gözüküyoruz. Yani ben o yüzden kimi sahabilerin yaklaşımını çok isabetli buluyorum. Kendisine bir soru gelirse eğer böyle detaylı bir konuyla alakalı yumuş düşünüp biraz bu konuda şöyle bir ayet biliyorum sana ışık tutabilir. Bir de Allah'ın elçisinden şöyle bir uygulama veya bir hadis hatırlıyorum. Ben de bu konuya yakın bu konunun etrafından geçen hatırladığım ayetler, hadisler bunlar. Adam hala ben ne yapayım dediğinde o sana kalmış. Yani dolayısıyla eğer kurallı gidilecek olsaydı Allah'ın elçisinin yaklaşımını biz de sürdürelim. Yani bu da onun bir sünnetinin bir parçası olarak kabul edilecek olsaydı ki bence olmalıydı. O zaman bireye hazır kullanıma hazır fetvalar üretmek yerine hele hele hayali olanlar daha bir vahim. Bireyin önüne sorduğu soruyla ilgili, sorunuyla ilgili bildiğimiz arka planda ne kadar ayet Allah'ın elçisinden aktarılan hikmet varsa onları takdim edip kendisi hakkında neticeye varmasını kendisine bırakmak. Mesela hocam Ramazan geliyor. Televizyonlarda bakıyoruz böyle. O dini program yapanlara. Asla hayale gelmeyecek sorular. İşte şu orucu bozar mı? Sakın sinerken oruç tutabilir miyim? Yok. İşte şunu yapabilir miyim? Yani hiç Allah-u Teala'nın sınırlamadığı, kısıtlamadığı şeyler hakkında bir sürü soru sorup sanki başlarına üstlerine vazife almak istiyor gibi şeyler oluyor. Başka konularda da oluyor bunlar yani. Yani ümmetin daha ziyade Kur'an'a yönelip de inan vahiy kadarını alıp ne anladıysa uygulaması daha ana şey bence Allah'ın elçisinin uyguladığı ve ayetlerin onu yani şu sorulunca bu detayların gerekli olduğunu ve mevcut detayların sıkı sıkıya korunması gerektiğini düşünenler kendilerine şu soruyu sormalılar. Bunlar tabii amelle ilgili hepsi. Bunlar hepsi amelle ilgili. Yani itikadi boyutta bir şey değil bunlar. Nasıl yapacağım? Öyle mi yapam, böyle mi yapam tarzı sorular. Şu sorunun cevabını vermeliler. Neden bu detayları Allah'ın elçisi doldurmadı? Ki onun yaklaşımı vahyin denetimiyle ilerledi.
Yani sadece onun yapmadığı bir şey değil, ona yaptırılmayan bir şeyi bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla bu tür detaylardan Allah'ın elçisi uzak tutulmuş ise, bunun bir esprisi varsa bu espriyi korumalıyız diye düşünmeli. Yani sakız orucunu bozar mı diyen adama sakız orucu bozar yahut bozmaz demek yerine, Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle ayette şöyle diyor: Allah'ın elçisi uygulamasında yememişler, içmemişler. Valla sakızla ilgili mevzu da yok. Ama herhalde bunu nereye, yani bunu hangi kategoriye, yani benim başıma gelse ben tahmin ederim ama sana bunu söylemeyeceğim. Sen de bunu kendin tahmin et. Yani ya yeme değil, içme değil, bu çiğneme deyip ve son derece müsterih bir şekilde çiğnediğinde bozulmayacağını düşünenlerden sen git ye, bozma. Yani bozmayacağını düşünüyorsan öyle yap. Ama yemenin içmenin yasaklandığı bir yerde, bu da onlara benziyor canım, bundan da imtina etmeliyim mi kestirebiliyorsan, ki Allah Azze ve Celle'nin kanımca doldurmadığı detay insanın kestirebildiğini zaten öngördüğü detaydır. Öyle inanıyorum. Dolayısıyla onu o insana bırakmalıyız. Hani İmam-ı Azam Ebu Hanife ile ilgili anlatırlar, meşhur. Böyle sorular sorulduğunda bazen soru şeyi geçerse, demek onun da istiyabını aşan, artık bu böyle de soru olur mu dediği yerde, şimdi Ebu Hanife'nin ayaklarını uzatma vakti geldi diyormuş. Yani öyle bir soru duydu mu? Şimdi Ebu Hanife'nin ayaklarını uzatma vakti geldi. Yani bu da soru mu kardeşim kabilinden. E şimdi sakız sorusu öyle bir soru bence. Yani sakız orucu bozar mı? Yani ben hiç bu konuya dair ne ayet ne hadis duymak istemiyorum. Bana bunun sonucunu söyle. Hayır, duymak zorundasın. Git ilgili ayeti oku. Buna dair uygulamalarla ilgili hadisleri biraz kurcala. Kendin bu konuda bir kanaate varmaya çalış. Bu senin dinin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته